kadar sağlam olursam olsun. Yalnız bir ağaç kolay gebelir. Kayılar, çavdarlar, bir orman gibi gür olmalı. Ne olacağını be? Birlikte dirlik vardır. Ve bu birlik tam bağı ile pekiştirirse alâ olur. Seni de rıza olursa kızım Aslan'ı birliğimizin nişanesi olarak seninle vermek isterim. Nice badireler atlattık. Lakin dimdik ayakta gezemin oldu. Yine bir aradayız çok şükür. Kederli günümüzde de, iyi günümüzde de aynı sofranın rızkını bölüştük. Bölüştükçe de bereketimiz artacaktır inşallah. 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 Hanlı Pazar Fatih'e Ertuğrul Bey. Sofranın bereketi arttıkça düşmanların da artacaktır. Biz düşman kellesi ala ala Fatih olduk Kral Bey. Varsın cenk edeceğimiz düşmanımız bol olsun. Bol olsun ki ellerimizin tusakları paslanmasın. Bundan şüphemiz yoktur. Lakin düşmanını arttırdığın gibi dostlarını da akrabalarını da bollaştırasın ki gün gelip de savaşa girdiğinde yanında seninle savaşacak dostlar bulasın. Her daim dostluk düşmanlıktan evladır. Budurga'dan Banu Çiçek'le Kayıobası'ndan Doğan Alp'i baş göz ederek obaları birbirine kan bağıyla bağlamıştık. Şimdi de
Çavdar Obası'ndan kız alıp biriniz de birliğimizi pekiştiririz. İnşallah bu güzel günleri biz de görürüz Ayman. İnşallah. Sadece Kayı ve Çavdar obalarının birliğini değil, tüm Türkmen obalarının birliğini sağlamalıyız. Zira her biri savrulmuştur. Haklısın Ertuğrul Bey. İşte seni bu ufkun için sevelim. Civardaki Türkmenler elbette en büyük ve en güçlü obanın etrafında saf tutacaklardır. Çavdar obası kudretiyle bu toprakların kutbudur. Candar Bey'in otağının huzurlu gölgesi Türkmen obalarını nice belalardan koruyacaktır. Kral Bey, nefesi yetenlerle nefesi yettiğince kaza etmek bizlere farz kılınmıştır. Bizim tek gayemiz nizam-ı alemdir. Nizamı alem içinse fedakarlık, samimiyet ve yiğitlik gerekir. Türkmen obalarında hangi er bu düsturu benimserse diğer obalar onun sancağı altında toplanacaktır. Hedef bulan bir hatun var demişler.
bekle Müşke. Tam bana yaraşır bir hatun. Varmış kızın yanına. Lakin kardeşler, kız demiş ki, beni alacak yiğit, benden iyi ok salacı, benden iyi at bineci, benden iyi güreş tutacı demiş. beni yenemeyeneri ben neyleyim demiş. Ekme, kıza bak hele. sen kızı göreceksin kardeş, görecek kızı sen. Neyse kardeşler, ok atmışlar, Bamsı Beylek yenmiş. At binmişler, Bamsı Beylek yenmiş. Güreş tutmuşlar, Bamsı Beylek yenmiş. kız neylesin, varmış Bamsı Beyleğe. Kardeşler, davullar çalmış, toylar yapılmış. Yapılmış, yapılmış kardeşler de. Hikaye burada bitmemiş. Kardeşler, derler ya, pusat kılsız, devlet dediğin hainsiz olmaz. Kardeşler, obadaki hain, toy gecesi Bamsı Beyliğin yanına varmış, demiş ki, beyim, yakınlarda bir düşman vardır, yürekleri eziktir, niyetleri bozuktur. Bamsı Beylik bu, yüzü gerilmiş, kaşları çatılmış, sürmüş atını yakınlara, gitmiş o civara. Kardeşler, kardeşler, meğer bu Bamsı Beyliğe kurulmuş bir pusuymuş. Kardeşlerim, toy gecesi Bamsı Beyliği yakalamışlar, zindana koymuşlar. Desene Bamsı, sevenler kavuşamamış. Dur hele kardeş, dur hele. Gün ola, harman ola. Hikaye devam etmektedir kardeş. Kardeşlerim, yıllar yılları geçmiş, Bamsı Beylek'ten haber yok. Herkes dertli, herkes perişan. Kız kardeşler, yemeden, içmeden kesilmiş. Kardeşler, yıllar yılları kovalamış, Bamsı Beylek dönmemiş. Bu hala dertlenen abi kardeşlerim, haber salmış. Demiş ki, Bamsı Beyleğin dirisinden haber getirene, mal, mülk, altın verici. Bamsı Beyleğin ölüsünden haber getirene bacımı verici. Yeter ki haber alayım. Kardeşler, o vakit obada yalancı oğlu Yaltıcak var imiş. Kardeşler, Yaltıcak'ın yaptığı talan söylediği yalan imiş. Bir vakitler Bamsı Beyleğin ona verdiği göğneği alıp kendi kestiği koyunun kanını üzerine dökmüş. O göğneği alıp getirmiş. İşte Bamsı Beylek ölüdür demiş. Ahan da bu göğnekte ispatıdır. Kardeşler, kardeşler, herkesler ağlamış, sızlamış. Kızın ağabeyi de ağlayıp sızlamış. Lakin söz verdiği için bacısını vermeye rıza göstermiş. Kardeşlerim, yıllar yıllar sonra Bamsı Beylek zindandan obasına geri dönmüş. Lakin kardeşler, o yiğit kişinin saçları ağarmış, beli bükülmüş. O yiğit sanki canlı bir cenaze gibi dönmüş obasına. Bir de bakmış ki davullar vurulmakta, toy yapılmakta. Kardeşler, sevdiği kız evlenmekte, sevdiği kız gelin gitmekte. Deme Bamsı kardeş. Ah kardeş, ah. Lakin kız da Bamsı Beyliği severmiş. Toy da onun için bir cenazeymiş. Kardeşler, Bamsı Beylek yaşlı bir ozan gibi gelmiş obaya. Kopuzunu almış, kellerine vurmuş, dertli dertli çalmış kardeşler. Öyle dertli çalmış ki sormuşlar, bu ne oğul, sen kimisin? Bamsı Beylek tekrar almış kopuzu eline ve şöyle söylemiş, Cihan'ın
Bamsı Beyrek yaşıyor! Bamsı Beyrek ölmedi! Bu sefer davullar kardeşler Bamsı Beyrek için çalmış. Tuğlar kardeşler Bamsı Beyrek için yapılmış. Kardeşler sabrın sonu selamettir. Sevenler birbirine kavuşmuş. Hainlerden hesap sorulmuş. İyi de kardeş. Bamsı Beyrek ne kadar zindanda kalmış? Kız onu ne kadar beklemiş? 16 yıl kardeş. Hey kardeşler. Beni iyi dinliyorsunuz. Dere ardından 16 yıl bekleyecek hatun gerek. O hatuna da başka hatunlara göz koymayacak er gerek. Bizim Bantalp ne vakit hatunlanacak? Gülkut, ayağa kalkasın. Yok Gülkut, kalkmayasın. Ben seni kaldırırım Gülkut. Çavdar obasını ilk defa bu kadar...
bize gelince konuyu ailemle istişare edeceğim. Thank you.
menzili alemlere sığmaz olmuş. Onun başını baştan ezecektik. Bacımı almak, Candar Bey'in kutlu bölgesine sığınmak ona zor gelir. Yine ağzında lafı ebeleyip gebeleyip kendi bildiğini okuyacak. Ural, Candar Bey elini uzattı. Eli havada kalırsa o vakit ne gerekirse o yapılacaktır. Candar Bey'in kararını sorgulamak onun ne haddinedir? Kızına yüz çevirmek için aklını yitirmiş olması gerekir. Baba, evli bir adama beni vermekle büyük fedakarlık yaptım. Seni kırmamak için bu ızdıraba belki bir ömür katlanacağım. Korkarım Ertuğrul Bey tüm bunları görmezden gelirse. Bu evlilikten hayır değil, şer çıkacak gibi. Bütün bunların sebebi sensin baba. Abi, biz senin pisliğini temizlemek için bunca şeye tamam dedik. Yoksa kim olursa olsun bizim rızkımıza el uzatmasına izin vermeyiz. Ah Hayır, ah! Öyle körsün ki bunca vakit ettiğin tahsil seni siyasetten uzaklaştırmış. Kardeşim, o rızkımıza el atmak istedim. Bana ele geçirdi ya, kendini yenilmez sanırım. Candar Bey'in kızına mı tamah edecek? Kendine gel! Ural! Aslan! Abi, daha ağzından çıkan sözün nereye gittiğini bilmezsin. Bana siyasetten bahsedersin. Kızım gönlünü kırdın abi, gönlünü. Aslan! Gördün işte baba. Kardeşi kardeşe düşürür. Ertuğrul Bey'in keyfini beklediğimiz yetmez mi? Ne edelim? Ural, zorla akraba olacak değiliz ya. Baba, Ertuğrul Bey'in ne ortaklığına ne de akrabalığına ihtiyacımız yok. Sen yeter ki bana güven. Bırak bu işleri ben halledeyim. Nasıl olacak bu? Eğer Ertuğrul tekliflerimizi kabul etmezse biz de hanlı pazarı işlemez hale getiririz. Pazara gelen kervanları bastırırız. Yakında Konstantiniyye'den gelecek olan bir kervan var. Eğer bu kervan pazara zamanında ulaşmazsa, eşkıyalar tarafından yolda basılırsa, eşkıya bu nereye saldıracağı belli mi olur? O vakit Ertuğrul'a kimsenin güveni kalmaz. Pazar işlemez hale gelir. İşte o vakit Ertuğrul it gibi kapına kadar gelip senden aman diler. Sen ne dersin Ural? Candar Bey'in hileyle iş bitirdiği nerede? Ne zaman gördün? Ha, öldüğünü bizden gizlemedi mi Ertuğrul Bey? Hanlı pazara hileyle çökmedi mi? O vakit gerektiği şekilde cevap alacak. Arabası beklediğimden erken harekete geçti. Hanlı pazardan pay isterler. Olmaz öyle şey. Çileyi çeken, ölüme koşan hep kaya babasıdır. Simon'u öldürdü ya. Aklı sıra hakkı iddia eder. Daha da mühimi, Aslan Hatun'u kaya babasından biriyle evlendirmek isterler. İyi. Dündar'ı alırsın. Zaten ne vakittir aklındaydı. Aslan güzel bir kız, yiğit kız. Ertuğrul Bey'in de vakti gelmiştir. Gayrı onu da baş göz ederiz. Nice vakitler düğün eğlenmeyiz. Ahaliye de eğlence çıkar. Aslan Hatun'u benimle evlendirmek isterler. Sen ne dersin oğul? Ertuğrul Bey dururken sana teklif etmez.
keskin bıçağı. Benim bu Caner Bey büyük bir oyun içindedir. Bu nasıl bir oyundur Artuk Bey? Caner kızını Ertuğrul Bey'ime vermek ister. Her daim beyleri elin altında tutmak ister. Günler gençtir der. Bey olacağı belli değildir der. İşte bu yüzdendir ki beyime vermek ister. Hemen kabul edeceğinden o kadar emindi ki. Ailemle istişare etmek isterim deyince hiddetlendi. Beyim bu Caner Bey senin kudretindeyken doğmasına güç devşirmek ister. Razı mısın benden? Haşa. Allah'ım.
bilesin. Sahibinin halini bilirmiş. Huzursuzluğunu sirayet etmiş belli ki. Baba kendini hiç tanımamış ağlanı. Hiçbir şeyin huzurumu kaçıramayacağını bilir. Onun da derdi başkadır. Bir an evvel gitmek ister. Erkenden yola düşmüştür. Seni daha fazla rahatsız etmek istemedim. Ben de gidiyordum. Malum, yola çıkma vaktidir. Kilimhanede işler bizi bekler. Hem de misafirliğin kısası makbuldür. Kadınları beklemeyecek misin? Gelenler malum. Tek başına mı çıkacaksın? Ertuğrul Bey, babam beni er gibi yetiştirdi. Başımıza gelenler hatunların mısmısla yüzündendi. Onları alpleri korur. Ben kendimi korumasını bilirim. Müsaadenle. Thank you.
gelmeden bu iş bitsin. Hadi kardeşler. Hadi elinizi çabuk tutun. Hadi. Bir yudum su içmeden kim bitirirse o bayılır.
Cehennemin dibine girdim Batuhan. Var git yalan akıl düzen. Hiç olmadı değilmişsin. Neden gittiğin yeri jandarmaya söylemedin? Sen hangi cehennemin zebanisi oldun Kurtuca? Ha? Destursuz öten orasının ahvalini belli hele. Yoksa beynin toprağını işleyen kellenle mi olsun? Kurtuca! Çatırgan Ertuğrul için dereden altın çıkarırmış.
Babam acımı ona avrat etmek ister. Han yetmedi, pazar yetmedi. Şimdi bu topraklardaki altınlara çökmek ister. Yar etme Ertuğrul. Yar etmem sana. Kucağından sök her alın. Sen ne dersin beyim? Aslan hatun nasıl olur da o iti avrat olur? Batuhan. Bu toprakların kısmetini ona yar etmeyeceğimi bilmez misin? Dilersen. Mahalleni basıp hepsini öldürelim. Her şeyin vakti var Batuhan. Her şeyin vakti var. Akşam çadıra gelene. Sana diyeceklerim var. Babam, acımı ona avrat etmek ister.